Bir anda kapatırız kapatırız. Ben de boşluğa doğru. Bugün yanında 3 tane konuğum var. Birincisi kim? Oğlum Ferit alt tarafı seni tanıtacak. Niye şey olmuş Ferit? Ne diyecek acaba? Niye böyle olmuş abi? Şu surat niye ya? 3 tane konuğum var. Birincisi kim? Ferit Batıcın Karakayan Naru'dan tek yiyen. Dünyanın en iyi tekini yiyen. İnanılmaz. Nasıl dövüştü pis ya? Ama e-sporu bıraktıktan sonra hayatı süper yönde giden. Çok iyi paralar kazanıyorsun. Ferit Batıcın Karakaya. Şükrü Şentürk. Evet. Ne? Ha? Nick Utenera. Doğru. Şükrü Şentürk. Doğru. Hayır. Rürüş. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım, çok eskiden mezun. Soyadımı az önce öğrendim. Ve diğer yanda da hiç adam olmayan, karakter sıkıntıları çeken. Sosyal medyanın hiç, en politik adamı. Aslında böyle değil. Aslında böyle değil. Tamamen yorumları yalan. P neydi? Abi onun da soy ismini bilmeyi inanılmaz ya. Oğlum sen nasıl terbiyesiz oldun? Bir şey diyeceğim, kendine müzisyen diyorsun. Yok abi, Kemal Can Parlak, tamam biliyorum. Kendine müzisyen. Anca kendine müzisyen olursun kardeşim. Kaç senedir tanıyoruz Berkcan'ı? Oldu değil mi 2,5 sene falan? Bayağı bir turnuvada gelmiştin yanıma. Ben Ferit'in yanına ilk 2013 KMF'de yanına geldim. Fotoğraf çekilelim mi dedim. O zaman beni tanımıyor. Götü bir kalkık var ya. La ya bu. Yalan söyleme ya. Cidden öyleydi. Yanına gittim. Abi alakası yok vurdu. Cidden öyle falan değildi. Gerçekler kardeşim. Fotoğraf çekilelim dedim. Bir de etkinlikte. Of var ya. Ben de vardım sanırım bugün ya. Yukarıda locadayız Berkcan'la. Sigara içmeye şeye kaçıyoruz. Yangın merdivenine gidiyoruz. Güvenlik devamlı bizi uyarıyor. Biz yine de kaçıp sigara içiyoruz. Berkcan o gün bütün gün Enes Batur'a sövmüştü ya. Ya Ferit'in... Çok sever. Etkinlikte, oyun etkinliğinde Ferit... Niye konuşamıyorum? Yalan söylediğin için olabilir mi? Hayır. Cidden öyleydi. Oğlum, yanına Ferit'in... gittim. Bak video duruyor. Videodan sahneyi gösteriyorum şu anda. Eminim gösteriyorsundur. Bakın oraya arkadaşlar. Yanımda şu an Ferit var. Ferit nasılsın? Evet iyiyim şu an. Spotify kullanmıyorum ya. Öyle bir giriş yaptım ya. Aynen ben. Evet izledim. Gösterdim. Neyi gösterdin abi? Gösterdim. Çok sevdim lan. Bıraktım Spotify'ı. iTunes'a geçtim. Var lan öyle video vardı. Zeyliş aman okurum ben. Çok iyi video. Evet. Nasıl gidiyor işler? Abi iyi gidiyor ya. Ya. Yalnız Ferit tatlı bir göbüş yapmış, fark ettiniz mi? Demek ki çok kazanınca göbekler yükseliyor abi. Müzisyen zaten Kemal ayı gibi oldu. Kemal farklı bir seviyeye geçti. Şükrü henüz çok kazanmıyor belli. Şükrü normal. Allah şükür, Allah şükür. Abi çok kötü. Yine Ferit'in yalanları. Kız yok. Yalnızım, param yok, pulum yok. Kardeşim, azıcık doğru söyleyin bakın. YouTuber'lar çok kazanıyor diyorsunuz. Twitch'ler de kazanıyor. Bunu açıklayın artık. Şu anda artık Twitch'ler de kazanıyor. Zaten bravo abi. Bu ne abi? Ayıp be. Bu ne abi? Acaba kim ayıp be? Onurcan Saçı. Onurcan. Çok ilginç. Telefonum hiç çalmaz. Abi çalmaz bu arada. Bir kere çaldığını görmedim ben bu telefonu. Makara değil. Harbiden bunu bir açıklamam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar onu ben tamamen makara T'ye alıyorum. Yani o ilk Hog'da başladı zaten o olay. House of Gamers'ın ne düşünüyorsun? Ama Hog'da yalnızlık başladı. Orada harbiden. Evet yalnız yaşıyorum 3 senedir. Ama hani bunu ben tercih ettim sonuçta yani. Yani çok kötü yaşıyorsun, çok kötü. Hayır gayet şey normal yaşıyorum, iyi de yaşıyorum. Yalnızlık hakkında bayağı. Hayır abi duygusal yalnızlık olamaz. Hep yatağa baş koyduğumda böyle yanımdaki. Abi bunlar gerçek şeyler. Abi tamam da. Niye geçiyorsunuz ki benim duygusallığımı? Abi şöyle bir şey, artık mesela hepimiz aynı binaya taşındık. Bunu niye söylüyorsun? O kadar. Adresi de ver. Bilinçli olarak kendi numarasını leak etmesine ne diyorsunuz sürekli? Ya abi, var ya çocuk gerçekten ya. Abi bak bir dakika, sen şimdi YouTube'a çekmeye çalışıyorsun Twitch'de. Twitch'te öyle şeyler olmaz kardeşim. Ya, Twitch'te gayet canlı. Samimi bir ortam. Direkt canlı canlı olan oluyor, orada bitiyor. Hiç önceden düşünmüyoruz yani. Ulan ben bugün yayında şu çakallığı yapayım, şu prim kasayım diye düşünmüyoruz. Tamam, ama YouTube'da abi. Düşünüyorsun. Şu an bu video mesela tamamen bir kurgu arkadaşlar yani. Hadi. Arkadaşlar değil. Ya yani Twitch'te o olay mesela telefonumun gözükmesi bilmem ne sürekli yanlışlıkla bir yerlerden sitelerden gözüküyor. Twitter durup dururken bir bug var Twitter'da. Profiline tıklamaya çalışıyorsun direkt settings'e atıyor seni. Orada da direkt şey gözüküyor, telefon numaran gözüküyor. İyi ki öyle bug, bug'dan dolayı oldu. Ya biraz yayın içinde işte yapılan hata. Abi bug'ı da iki kere yemezsin ya. Sen bana yani yayında hata mı yaptın? Hani kötü bir hareket mi yaptın? Hayır ama. Kötü bir yayıncı. Hepimiz insan değil miyiz?
Şimdi ya başlayalım. Kemal artık kendin ol biraz. Böyle. Artık kendin ol ya. Yani, buraya niye? Gelmeden önce yok bunu yapacağım, yok bunu diyeceğim. Çık o rakun kabuğundan. Gerçek Mukalemun Kemal'i göster ortaya insanlara. Oğlum gözüm yandı ya. Gözünü zora çıkartıyorum onunla. Oğlum bitir. Abi e-spor sizin geçmişiniz yani. Evet. Benim insanların üstüne basa basa, ben. İnsanları kullana kullana. Çocuk seni taşıyacak diye bitti be Hog'da. Canım çıktı canım. Ya. Oğlum bana hiç yakışmıyor güneş gözü. Aa bu. Oo, ben bunu bir şey oldu. Oğlum, parasını sormasaydım. Tak tak. Benim zevklerime güvenmiyor musun? Bayağı iyi oldu. Abi şu an ne düşünüyorum biliyor musun? Videoyu ortasından tıklayan bir adam bu dallama niye güneş gözü? Şu an bunu düşünüyorum. Yorumlarda var değil mi şimdi? E-sporcuyken falan filan nasıldı şu an nasıl hayatlarınız? Sen bu konuda alakalı olduğu için anlatıyor bir de Kemal. Abi bir kere yani hayatsız gibi oyun oynuyorduk. 8 saat, 9 saat. Öyle değil mi abi, ben öyle. İlk başta e-spor şöyle çıktı. Biz evde oyun oynuyoruz. İyi oynayanlar hadi bir takım kuralım, birlikte bir şeyler yapalım diye başladı. Abi Şükrü konuşuyor şu an. Acaba kaç kere kestiler? Beklemek. Herhangi bir gelir bekleme. Birinci kesme. Beklemeksizin. Keyif almak için oyun oynuyorduk. Amacımız diğer takımdan daha iyi olduğumuzu göstermekti. Siz bu da en kötü zamanı. Şükrü orada bir 15 dakika konuşmuştur abi ve kesmiş. Oynuyordunuz. Evet. Değil mi yani? Cidden öyleydi. Tabii. Hani... Sadece kötü zamanını gelir olarak düşünme. Şartlar olarak da düşün. Yani bayağı altyapı olarak internetimizin kopması, elektriğin gitmesi, bilgisayarlar 30 FPS görse mutlu oluyorsun falan, bayağı o şekilde oynuyor. Ya bizim zamanımızda mesela ilk zamanlarda gaming house falan yoktu. Yani evden oynuyordu yani bootcamp falan. Çocuk bir gidiyor, annem yemeğe çağırıyor diyor, yarım saat bekliyorsun gelsin de oynayalım diye. Hayır salak, ben banlanıp bırakmadım. Ha, onu da bak, heh iyi oldu bak, bu keko gibi herkes yanlış bir arkadaş. Ben, abi, şimdi bak bizim zamanımızda oynuyorduk yani dedin ya şu anki evet. Adamlar iyi kazanıyor. Evet. Bizim zamanımızda ne veriyorlardı biliyor musun? Maç kazanırsan, bak kazanırsan 40 lira veriyorlardı. Ama 40 lira o zamanlar ne? Ama haftada da ne kadar büyük bir para olabilir 40 lira. Altısı pratik olmuş hali var. Ne yani 40 lira neydi? Ev mi alıyordun? İki maç. Yani haftada maksimum kazanabileceğin para 80 TL oluyordu yanlış hatırlamıyorum. Ya ve iyi oyuncu olman için, ligde tutunabilmen için her gün oynaman lazım. Sürekli çalışman lazım. Bunu savunmuyorum. Elebust yapmayı savunmuyorum. Gerçekten yanlış bir şeydi. Ama bir daha olsun bir daha yaparım. Çünkü yapmak zorundaydım. Çünkü ailemi geçindirmem lazımdı. O zamanlar kötü durumdaydım. O yüzden yaptım. İyi de para kazandım. Bir de yani işler büyüdükten sonra mesela senin efsane finalin var yani. O, anlatayım mı? Bak şimdi. Ferit'in bıraktığı dönemi komple unut. Profesyonelliğe yeni geçiş dönemiydi. Evet. Sen niye gözüküyorsun? Bak şimdi gözlükle ye spor anlatıyor ya. Bak dinle. Dinle bak kardeşim. Bak dinle dinle. Bak elimi takip et. Gözlükle de ciddiye almıyorum yani. Elimi takip et. Hayır yani bir şeyler çiziyor ama bahsettiği şey mouse tamam. Klavye. Bir şey diyeceğim. Adam Türkiye şampiyonu oldu, sen olamadın. Sen gitar çal anca. Şimdi sanatı bu kadar ezdin mi? Dinleniyor da ediyor da. Hepsi bunlar izlenmek gider için mi? Hepsi ya bunlar sen var ya. Sen bana tutun beye. Sen duya... Sen... Bu kalem unsun ya. Evet. Kendi karakterini biraz ortaya koy. Kimi sevmiyorsun diyorum. Arkadaşlar gençhane diyor. Kim gençhaneye amına koyayım? Yorumlar. Allah Allah. Bu ne oğlum? Hayır ya. Öyle de deme. Ya. Dur yine şey yapıyorum değil mi? Öyle de deme, kardeşimiz YouTube yapıyor. Onun da bir izleyici kitlesi var. Oynamak istemiyor abi kimse galiba lol. Kardeşim ya. Bize bence Kemal gibi olmaya başladı. Bir anda böyle herkes değişiyor az önce söylediğim. Kemal. Evet. Götün kocaman oldu, ne düşünüyorsun? Bir şey diyeceğim, ne yapıyorsun mesela? Bir günün nasıl geçiyor Kemal? Geçmiyor herhalde. O kadar düşündüm ki. YouTube'da takip etmeyi sevdiğiniz insanlar ve sevmediğiniz insanlar. Sırayla gidelim. Önce Ferit'ten başlayacağım. Cidden yani hani... Kemal ne diyecek acaba? Hiçbir şey demez amına koydum. Mesela YouTube'daki içerikler sence nasıl? İsim mi? Zaten Orkun'un videosunda falan oynuyorsun. Ya Orkun'un videosunu, bir tane videosunu rica etti Orkun. Orkun da senin gibi eski tanıdığımdı. Aranızda ne var bilmiyorum. Bir şey yok. Ben bilmiyorum, öyle imalı konuştu ama. Gördüm. Video baş. Orkun'un videoları güzel ya. Orkun da ilk böyle oyunlarla falan başladı. Tamam, Orkun'dan bahsetmeyeyim. Berkcan'ın videolarını çok seviyorum. Hayır. Abi. Orkun gibi başkası beni sevdiğinde sonrasında o bölümü atıp başkası Orkun'u şıtmak dedirtmiyorum. Sevmediğiniz. Evet yani sevdiğiniz, sevmediğiniz insanlar. Sen gençhane dedin mesela sevmediğine. Sıkıcı bir program bu arada. İnanılmaz sıkıcı. Zaten programın o 20 dakikasında sen konuştun. Konuştuğumuz ülkeler akışı. Hayır.
konuşturmadın ki. Hiçbir şey anlatamadık. Ne bir şey böyle enine boyuna konuştum. Adam bana anlatamadı. Ben, Şükrü. Ben bunları çıkıp açıklayacağım, söyleyeyim. Düzgün bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bana bunlarla gelme, birilerini göm. Sallayalım biraz. Programın ismine bak. Harbiden doğru. Tamam, o zaman boşluğa doğru gitsin. Kemal hadi konuş hadi. Tamam yap boşluğa. Evet Kemal hadi bak. Bak benim mesela bir konu hakkında bilmediğim şey yok. İnanıyorum mesela. Doğru diyorsun. Evet. Böyle herhangi bir konu hakkında herhangi bir şey bilirim. Çünkü mesela şey, tenisçiler çok kazanıyor mu? Kesin bir bilgisi vardır yani. Ne düşünüyorsun tenisçiler? Genel muhabbet. Ya tenisçiler tabii ki de kazanıyor abi. Neden? Wow. Allah Allah. Allah ya. Ne yaptı? Tenis birincisi, tenis zaten zengin spordur. Tenisçinin kazanmasına başta gerek yoktur. Kazanmasına da bağlayacağım. O tenisçi zaten zengin çocuğu. Zaten parası var. Kazanıyor. Bununla ilgili sponsorluklar, bunlar da babası holding sahibi. Holding'den geliyor bir tane marka sponsor oluyor. Tenis lan oğlum bizim orada maç sahası yoktu lan. Sahada bildiğin şeyde oynardık kumda. Lan evet. Top oynayamazdık top. Siz nerede büyüdünüz de tenis oynadınız? Biz İstanbul'da büyüdük. Bir de paramız yok diyorsunuz. Anneannem getirirdi bir tane pilav şeyini ortaya koyardı. Biz 5 kişi ondan yerdik kaşıkla. Yerdik. Biz de öyle yemiştiğimiz vardı. Ordu yani. Ben de yedim. Siz iyi bilmişsiniz abi. Tenis. Ben raketi 14 yaşında öğrendim lan. Bu videonun hashtagini koyayım mı? Koy. Drama ekmek değil, ekmek nimettir. Evet. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz arkadaşlar. Diyecek hiçbir şey kalmadı. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Süper gözlükler 200 lira. İki bakan aşık oluyor. Kardeşim ne satıyorsun bunu? Abi çok iyi gözlük. Ne işe yarıyor? Altak, bütün kızlar sende. Harbi mi diyorsun? Oğlum? Evet. Bir YouTuber tanım yok yani ortada. Tam bir Instagram reklamı olmuş. Bak sen Can Sungur'a. Sub değilmiş. Evet, Can Sungur. /unmod